İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Sarkis Kasyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Antonin Pons Meydanı, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenasüt kurbanlarının anısına saygıda bulundu. Stepanakert, Bakü'nün Arsa halkının Hakkari Köprüsü'nde Azerbaycan'ın kurduğu kontrol noktasından sakince geçtiği iddiasını tamamen yalan olarak nitelendiriyor. Batı Ermenistan'da matbaacılık. Azerbaycan tarafı sınır bölgesinin bazı kısımlarından çekildi. Batı Ermenistan'ın ulusal kültürü Papuri dansı. Sarkis Kasyan, Ocak 1876'da Şuşi'de doğdu. Öğretmen ve tüccar babası Ovanester Kasparyan büyük ailesiyle birlikte Bakü'ye taşındı. Sarkis Kasyan 1900 yılına kadar Bakü'de okudu, ardından Avrupa'da eğitimine devam etti. Leipzig Ticaret Enstitüsü'nü ve ardından Berlin Üniversitesi Felsefe Fakültesinden mezun oldu. 1906'da Ludwig Gununyans ve Bedros Manatsakanyan ile birlikte ilk Ermeni Bolşevik gazetesi İşçinin Sesini kurdu. Marx ve Engels'in Komünist Parti Manifestosunu ve Engels'in komünizmin ilkelerini Almanca'dan Ermenice'ye çevirdi. Tiflis'te Stepan Şamya'nın girişimiyle Geiz ve Yeni Söz gazetelerini yayımladı. Spenderyan ile birlikte Rus dergisi Litsok Kopeyka'nın yayınına katıldı. 1914'te Tiflis'te Boryan ve diğer Bolşeviklerle birlikte Merhoskı, Bizim Sözümüz adlı haftalık gazeteyi çıkardı. 1919'da Ermenistan'ın Bolşevik örgütlerinin Eylül Yasa Dışı Konferansı'na katıldı. Ocak 1920'de düzenlenen ilk Yasa Dışı Konferans'ta Armenkom'un başkanı seçildi ve Kasım 1920'de Ermeni Devrim Komitesi başkanı oldu. Sadece birkaç aylığına Sovyet Ermenistan'ın lideriydi. Bu sıralarda Şubat 1921'de düzinelerce Ermeni siyasetçi ve asker Yerevan hapishanesinde baltalanarak öldürüldü. 1920-30'larda 1922-1936 yılları arasında oluşturulan Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'dan oluşan Antır Federasyonu içinde yüksek mevkilerde bulundu. 1937'de Stalin'in terörünün kurbanlarından biri olarak katledildi. Armenoloji, Ortaçağ Ermeni müziğinin yazı sembolleri olan Haz, çentikler hakkında genel olarak ne biliyor? Bu sadece kelimenin etimolojisi ile ilgili değil. Hratça Acaryan'a göre Haz kelimesi Kafkas dillerinden ödünç alınmıştır ve çizgi, yazı, kayıt işareti, bir sütunun veya avuç içindeki çizgileri, okun ucundaki çatlak anlamına gelir. Ve belki de Kafkas dilleri bizden ödünç aldılar. Eğer bir hece bir veya iki çeltikle ifade ediliyorsa, çeltikler aynı zamanda satırda bir hecenin çizikleri çoksa satırın üstünde yazıldığı ifade edilmektedir. Ermenice'nin şive ve taksim işaretlerinin de Hazlardan geniş ölçüde yer aldığı bilinmektedir. Hazlar içinde 3-4 alt sistem daha bulunan karmaşık bir müzik sembolleri sistemini temsil eder. Her birinin belirli bir tarihi dönemin müzikal ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulduğuna ve ardından bir sonraki tarihi dönemin temeli haline geldiğine inanılıyor. Sonuçta hepsi iç içe geçmiş ve karmaşık ve eksiksiz bir sistem oluşturmuştur. Hazografi birbiriyle ilişkili üç aksan ve müzik sistemini içeriyordu. 8. yüzyıldan itibaren geliştirilmiştir. Fikrin kökeni ve ilk uygulaması daha derin kökleri olması mümkün olsa da Stepanos Sünetsi'nin adıyla ilişkilendirilir. 8. yüzyıl Ermeni bilgini, ruhani müziğin besteci ve şarkıcısı, müzisyen sanatçı Grigor Grzik Ayrivangtsi, hazografinin daha da geliştirilmesine katkı sağladı. İkinci Stepanos Sünetsi ile çalıştı ve onlar birlikte bilimsel amaçlarla Atina'ya gittiler, İncil'i ve yorumlarını incelediler, eski ve yeni felsefe öğretileriyle tanıştılar. Grigor Grzik, Ayrivank yakınlarındaki mağaralardan birinde uzun yıllar münzevi olarak yaşadı ve orada öldü. Ayrivank'ın mücizevi kabul edilen mezarının üzerine bir şapel inşa edildi. Eserleri ve çalışmaları daha sonra Manusum'un veya
Hazgirk adlı koleksiyonlarda özetlendi. Hazografinin daha da gelişmesine Ananya Naregatsi, Haçadur Darunsi, Nerse Şunurali, Toma Metropetsi, Grigor Hal, Georg Skevratsi, Grigor Haltetsi ve diğerleri de katkıda bulundu. 19. yüzyılın ilk yarısında hala hazları okuyabilen bazı nadir insanların olduğuna inanılıyor. Bilim insanlarının çoğu haz meselesini ruhani, mistik alana taşınmasına karşı çıkıyor ve bu sorunun tamamen bilimsel bir sorun olduğunu ve çözülebileceğini ve en azından teorik olarak bir çözüm beklentisi olduğunu düşünüyorlar. Hazların şimdiye kadar kısmen deşifre edilmiş olmaması ise hem Ermeni hem de yabancı hazologların bu alanda tutarlı bir çalışma yapmamasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu Gomidas gibi tek bir hazologun çalışması değil, Ermenilerin bir öncekinin bittiği yerden devam etmek ve bir sonraki aşamaya geçmek için kaç nesil hazolog yetiştirmesidir. Birkaç nesil hazolog tarafından inceleme yapılmadı. Bu alanda yetenekli ve kendini işine adamış tüm hazologlarımız sedeflerinden 10-50 yıl sonra ve hatta birbirlerinden bağımsız olarak hazları incelemeye başlamışlardır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin talebi üzerine 24 Mayıs Pazartesi günü saat 11'de Pons Meydanı'na çelenk bıraktı. Anma etkinliğine ek olarak aynı zamanda Uluslararası Sel Antlaşması'nın 1920'de restorasyonu ve uygulaması için bakanın yaptığı ulusal bir çağrıydı. Ermenilerin 1894'ten bu yana Türk-Azeri Silahlı Kuvvetleri tarafından günümüzde olduğu gibi farklı dönemlerde yasa dışı işgal ve zulmün kurbanı olmaktan vazgeçmediği hatırlatıldı. Artsakh sakinleri Hakkari Köprüsü'nün Azerbaycan kontrol noktasından sakince geçiyor. Bakü medyası bu başlıkla pasaport kontrol kuyruğunda kadın ve çocukların da olduğu görüntüler yayınlıyor. Bu konuda ikinci video yayınlandı. Yalnız bir fark var. İlk görüntüdeki kontrol noktasında Azeri erkekler, ikincisinde Azeri kadınlar var. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan, Azadut'un radyo istasyonuna sözde kontrol noktası Artsakh halkı için kabul edilemez ve bu bir veya iki kişinin görüşü de değil, bu bizim halkımızın görüşüdür dedi. Artsakh Ombudsmanı, Bakü hükümetinin kibar görünmek ve entegrasyonun tam olarak bu olduğunu göstermek istediğini vurguluyor. Stepanyan, bu tamamen yalan ve uydurmadır ve ben şahsen çeşitli toplantılar ve tartışmalar sırasında bunu her zaman vurguluyorum. Hatta insanlar barış gücü ve Kızılaç eşliğinde serbest dolaşım hakkının yasak olduğunu açıkça söylüyorlar, dedi. Görüntülerde Artsakh halkını taşıyan Rus barış güçlerinin aracı da görülüyor. İki gün önce acilen Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelmesi veya Artsakh'a dönmesi gereken insanların ulaşımına yeniden başladılar. 28 kişi Ermenistan Cumhuriyeti'ne getirildi. 27 kişi Artsakh'a iade edildi. Çekimlerin o sırada yapıldığı sanılıyor. Şu anda Goris'teki otellerde kayıtlı ve sırasını bekleyen 132 Artsakh sakini bulunuyor. Batı Ermenistan'ın işgal edilmesinden sonra Türkleştirme ve İslamlaştırma sürecinde aynı ırktan ve dinden olmayan yerli milletler ve farklı dini bağlantılara sahip halkların her plandaki başarıları ve öncülükleri resmi tarih kitaplarında ya tamamen hiçe sayılmış ya da küçümsenerek birkaç satırla geçiştirilmiştir. Örneğin bilim ve kültür yaşamının en önemli aracı olan matbaanın Gutenberg tarafından icat edilmesinden neredeyse 3 asır sonra Türkiye'de ilk kez 1719'da İbrahim Müteferrika tarafından kullanılmaya başlandığı öğretilir. Oysa matbaa Osmanlı'da Türklerden çok önce 1567'de Ermeniler tarafından kullanılmıştır. Bizzat Ermeni aydınlarının ürünü olan ilk Ermenice gazeteler ise 1839'dan itibaren İzmir'de yayınlanan Ştemaran, Badani, Gidelyats, Arçalüs, Araratyan ve Hayrenaser'dir. Değerli Ermeni dil ve tarih uzmanımız Pars Tuğlacı adıyla ünlü Parseh Tuğlacıyan'ın verdiği bilgilere göre 1567-1923 arasında İstanbul'daki
131, Taşra'daki 61 Ermeni matbaasında basılan doğrudan Ermenice ya da Ermeni harfleriyle Türkçe basılan gazete ve dergi sayısı 598'i bulmaktadır. Tarihsel gerçek bu iken Türkiye'de bugün Rumca, Ermenice, İbranice gazete toplam sayısının ona dahi ulaşamıyor olması 1915'ten günümüze ulaşan 107 yıllık süreçte Türk ve Müslüman olmayan bir nüfusun soykırım, Arminosit ve sürgünlerle nasıl yok edildiğinin de bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Bu yok etme ve inkar fırtınasına direnerek bundan 26 yıl önce 5 Nisan 1996'da yayınlamaya başlayan ilk Türkçe Ermenice gazete Agos'un kurucusu Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de faşist kurşunlarıyla alçakla katledilmesine rağmen soykırım, Arminosit inkarcılığına karşı özgürlük ve demokrasi için mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürüyor. İşgal altındaki Batı Ermenistan dışında ise başta Ermenistan Cumhuriyeti olmak üzere Ermeni sürgün diasporasının bulunduğu tüm kıtalarda sayısız Ermenice gazete, dergi ve kitap yayınlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik bölgesinin bazı noktalarında Azerbaycan tarafı geri adım attı. Sünik valisi Robert Hugasyan, ulusal mecliste düzenlenen brifingde bunu ifade etti ancak belirli yerler hakkında net bilgi veremedi. Valiye göre şu anda sınır belirleme çalışmaları henüz başlamadı. Bu nedenle bu yönde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi veremiyor. Ermeni ve Azeri taraflarının sınır bölgesindeki mühendislik çalışmalarının niteliğine ilişkin soruya da değinen Hugasyan, bunların savunma mühendisliği çalışmaları olduğunu ve bunlarla sınır çizilmesinin söz konusu olamayacağını kaydetti. Sınır yerleşimlerinde yaşayanlar genellikle kendilerini savunmak için silahlanmaları gerektiğini dile getiriyorlar. Ancak Hugasyan'a göre köylüleri silahlandırmaya gerek yok. Robert Hugasyan şu anda Sünik'in tek topluluğunda yaklaşık 50 ailenin ekilebilir arazilerine ulaşmakta sorun yaşadığını da söyledi. Ona göre bu iki koşul tarafından engelleniyor. Birincisi Azerbaycanlıların ilerlemesi, ikincisi ise Ermeni ordusunun konuşlandırılması. Valiye göre topraklarını ekemeyenler bu yıl elde etmediği gelirler için destek alacaklar. Papure, başka bir de işte Papuri, Pamforik, Pompore, Pompurek. Batı Ermenistan'ın Van'da, Muş Ovası'nda, Bitlis'te, Sasun'da ve Ermeni yaylalarının birçok yerinde oynanan bölgesel versiyonları olan bir danstır. Telaffuzun ve dolayısıyla bu dansın adının yazılışının birden çok versiyonu vardır. Tom Bozikyan'a göre M ile olan adı dansta Pamp, Pampore nidalarıyla yapılan vuruşlardan geliyor olabilir. Papure'nin ilk versiyonu Horkom, bugünkü Dilkaya köyünden gelen geleneksel bir erkek dansıdır. Dans, ilk olarak 1939'da ünlü ressam Arşil Gorki'nin, Adoyan'ın amcası Arşak Muratyan tarafından New York Ermeni Halk Dansları Derneği'nde ilgililere öğretilmiştir. Bu dans, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni diaspora topluluklarında karışık figürlerle yaşatılmaya devam etmektedir ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki dans gruplarının repertuarına dahil olmuştur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manuk adlı geleneksel şarkı dans topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Erişte adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.